manşetten. Haydi. Türkiye kuru incir üretiminin %61'i Aydın'da gerçekleştirilmektedir. Buna bağlı olarak dünya incir üretiminde de lider konumdayız. 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz 284 milyon dolarlık ihracat ile dünya ticaretine de yön vermekteyiz. Aydın Ticaret Borsası olarak yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atarak hizmet kalitemizi arttırmaya devam etmekteyiz. Şu anda ihracatımız geçen yılki rakamlara göre 750 milyon dolar civarında. Bunun hakikaten üçte bir kısmı incirden karşılanıyor. Bu önemli bir şey. Tabii son zamanda incirin daldan sonraki kısmında da işletmelerimiz faaliyetler bir marka oluşturma yolunda hızlı adımlar atıyorlar. Bu törenin bir başlangıç olarak görüyorum ama Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Bakanımı da ileteceğim. Bunun geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum. Bu törenin kuru incir sezonun açılış törenlerinin artık geleneksel bir hale dönüşmesini arz ediyor. Türkiye dünyada kuru incir ihracatında birinci sıradadır. Aydın ilimiz 373 bin dekar alanda yaptığı üretim ile Türkiye'deki incirin %61.4'ünü tek başına üretmektedir. İncir yetiştiriciliği 16 bin aileye gelir kapısı olmuştur. 2019 yılında kuru incir ve yaş olarak yaklaşık 268 milyon dolarlık incir ihracatı yapılmıştır. Tarımsal ihracatın yaklaşık %1.6'sı incirden gelmektedir. Ege İhracatçılar Birliği verilerine göre 2020 yılının ilk yarısında ise 134 ülkeye gerçekleştirilen 605 milyon dolarlık kuru meyve ihracatının 92 milyon dolarını incir tek başına karşılamaktadır. Japonya'ya incir ihracatı kapsamında Mart 2020 tarihi itibariyle çalışmaları başlattık. Bu kapsamda Japon tarafı detaylı bir raporlama ve bilgi talebinde bulundu. Japonya'ya incir ihracatı için çalışmalara devam ediyoruz. Amacımız Aydın'ın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın diyoruz. Bu yıl iklimsel faktörlere bağlı olarak bazı bölgelerimizde rekolte kısmen etkilendi. Elde edilen veriler neticesinde 2020 yılı Ege bölgesi kuru incir rekoltesinin 85.585 ton olacağı öngörülmektedir. Tüm üreticilerimizin emeğine, eline sağlık olsun. Biz de elimizdeki bu değerin kıymetini çok iyi biliyor. Üretimi desteklemek, ihracatı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Son 18 yılda incir üreticimizin her daim yanında olduk. Bakanlık olarak verdiğimiz destek ve yatırımlardan bahsedecek olursak, dekara 18 liralık mazot gübre desteğine ilave olarak dekara 10 lira katı organik ve organomineral gübre desteği veriyoruz. 70 lira organik tarım, 40 lira iyi tarım desteği veriyoruz. 2020 yılında kuru incir rekoltesi az önce belirttiğim gibi 85.585 ton olacağını bekliyoruz. Geçen yıl üretimde yaşanan artış sebebiyle kuru incir fiyatlarında yaşanan düşüşü engellemek ve oluşabilecek üretici mağduriyetlerini önlemek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi olarak Cumhuriyet tarihinin ilk defa kuru incir alım fiyatını A4 kalite için 16 lira olarak açıkladık ve Tarış İncir Birliği ile işbirliği içerisinde alımlara başladık. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bu yılda Toprak Mahsulleri Ofisimizi kuru incir alımı konusunda görevlendirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kuru incir alım görevi şu andaki fiyatlara bakarak Toprak Mahsulleri Ofisimiz izlemeye devam edecektir. Şayet fiyatlar çiftçi memnuniyetsizliğini sebep olacak bir noktaya gelirse Toprak Mahsulleri Ofisi hemen devreye girecek ve alım yapmaya başlayacaktır. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarış İncir Birliği arasında işbirliğine gidildi. Ve bugün burada bir protokol imzalanacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi incir alımlarına
14 Eylül'den itibaren Germencik ve Nazilli'de Tariş İncil Birliği alim noktalarında başlayacaktır. Gerekirse. Aydın incir üretiminde sadece Türkiye'de değil, dünyada birinci sırada. Zeytin ve kestane üretiminde Türkiye birincisi. Pamuk, çilek ve enginar üretiminde Türkiye ikincisi. 7 milyonu aşan ağaç varlığıyla incirde ilk sırada ve Aydın coğrafi işaretlemede ilk olarak inciri almış ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nde de tescilli coğrafi işareti olan bir ürünümüz. 16 bini aşan çiftçimiz incir üretimiyle ilgilenmekte ve özellikle bölgemizde incir üretiminde de her geçen gün yeni çalışmalar ortaya konmaktadır.